İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, John Bolton ile bir araya geldi. Stepanagirt'te Şubonşan Marshall'ın Ermenilere uygulanan soykırım hakkındaki kitabının tanıtımı gerçekleşti. Bolton, Güney Kafkasya ABD için stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Hopa'da 3 yolda yaklaşık 1558 tarihi eşya bulundu ekonomik kriz süt ürünlerindeki fiyatlar üzerinde de kendi etkisini gösterdi. Ermenistan ve Gürcistan'ın 100. Bağımsızlık Yıldönümüne adanmış bir yardım konseri Ahalska'da gerçekleşti. Pamuk tarlalarında 15 saat çalışma karşılığında insanlar 45 Türk lirası kazanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Vekili Nikol Paşinyan, ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinin çok olumlu bir ortamda gerçekleştiğini kendi Facebook sayfasından duyurdu. Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Facebook sayfasında Ermenistan Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yeni bir düzeye çıkartmak için gerçek bir olanan var olduğunu düşünüyorum ve biz bu olanaktan yaralanmaya hazırız diye yazdı. Hatırlatmak gerekirse Ermenistan'a gelmeden önce John Bolton, bu hafta içerisinde Rusya ve Azerbaycan'ı ziyaret etti. Gürcistan'ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Artsakh Cumhuriyeti'nin kültür, gençlik sorunları ve turizm bakanlığının girişimiyle New York'un Manhattanville Koleji profesörü Shivon Nash Marshall'ın Babaların Günahı adlı kitabının tanıtım töreni bugün Stepanagert Kültür ve Gençlik Sarayı'nda gerçekleşti. Şivon Naş Marşal kitabında Jön Türkler tarafından Ermeni ve diğer halklara karşı gerçekleştirilen soykırım ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından bunun inkarının değişik suç biçimleri olmadığını belgelemeyi deneyen ilklerden biridir. İnkar soykırımın devamıdır. Kitap yeni keşfedilen arşiv materyallerinden oluşan periyodik ve belgesel verilerle zengindir hazır bulunanları kutlayan Şivon Naş Marşal sıcak resepsiyon için kendi şükran duygularını dile getirdi. Kitabı hakkında o şunları söyledi. Kitabında ben Ermeni halkına uygulanan en korkunç olayı, soykırım olayını anlatıyorum. Birçok tarihçinin aksine ben Ermenilere karşı işlenen soykırımın 1915'ten başladığını ve 1923'ten sonra erdiğini düşünmüyorum. Ve bunun sadece Ermenilerle de sınırlı kaldığını sanmıyorum.'' Ermenilere uygulanan soykırımla birlikte korkunç bir yıkım dalgası başladı. Soykırım tarihini incelediğimde bunun 1856 yılında başladığını söyleyebilirim. En korkuncu da odur ki çalınan Ermeni topraklarının bu zamana kadar işgal altında bulunmasından dolayı soykırımın devam etmesidir. Tarih tahrif edilmiş. Bana göre bu da bir soykırımdır. Siz Ermeniler soykırım politikasına hayır deyip tüm zorluklara direnerek devlet kurmayı başardınız kitabımın tanıtımını Artsakh'ta düzenlemem tam da bu açıdan tesadüf değil. Azeri Minval nokta azın yazdığına göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kafkasya'yı stratejik bir bölge olarak görmekte olduğunu belirtti. Bolton, Amerika'nın sesine verdiği röportajda biz Güney Kafkasya'nın ABD için stratejik açıdan çok önemli bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Sözüm özellikle Rusya ve İran ile sınırı olan ve aynı zamanda tek ülke olan Azerbaycan hakkındadır dedi. John Bolton'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ve Dışişleri Bakanı Elmar Mahmet Yarov'la Arsak çatışması meselesinde görüştüğü öğrenildi. Görüşme sırasında Aliyev ayrıca Minsk grubu eş başkanı olan ABD'nin dağlı Karabağ sorununun çözümü konusunda büyük bir rol oynamakta olduğunu vurguladı. Hopa'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 yolcu ait valizlerde aralarında sikke, küçük insan ve hayvan heykellerinin de yer aldığı 1558 adet tarihi eser ele geçirildi. Alınan bilgiye göre Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Konya Hopa seferini yapan bir yolcu otobüsünde Hopa ilçesi girişinde arama yaptı. Aramada 3 yolcunun valizlerinde farklı dönemlere ait 1293 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen küçük insan ve hayvan heykelleri, 92 adet altın, bronz veya gümüş olduğu Değerlendirilen yüzük, 87 adet takı ve süs eşyası, 45 adet cam ve taş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 3 adet kolye, 7 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen bilezik ile çeşitli parçalarla birlikte toplam 1558 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme sürüyor. Ekonomik krizle birlikte süte %50 zam geldiğini belirten Pertek Süt Ürünleri Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Doğan, üretimden gelir elde edemediklerini, günü kurtarma çabasında olduklarını kaydetti. Türkiye'deki ekonomik kriz yaşamın her alanını etkilerken süt ürünleri de krizden nasibini alıyor. Dersim'in Pertek ilçesinde 2010 yılında üretime başlayan Pertek Süt Ürünleri Fabrikası da ekonomik krizden etkileniyor doğan 8 yıllık bir fabrika olduklarını, yeni yeni fabrikadan gelir elde etmeye başladıklarını belirterek bu kez de ekonomik krizle boğuştuklarını söyledi. Krizden kaynaklı kapasite artırma, teknoloji yenileme projemizi durdurmak zorunda kaldık. Kriz her gün hissediliyor.'' Bankaların faizleri yükseldi. Tüm bunlar bizi büyük zararlara uğrattı. Kriz ayrıca süt ürünlerinin fiyatları üzerinde de etkili oldu. Günü kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Doğan şunları kaydetti. Fabrikadan elde ettiğimiz gelirle de ancak devletin vergilerini ödüyoruz. Fiyatlar iki katına çıktı. Doğan, Türkiye'deki ekonomik krizin gidişatının hiç de iyi olmadığını yenilerek, bin bir emekle ürettiğimiz ürünleri satmakta büyük zorluk çekiyoruz dedi. Ermenistan ve Gürcistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümüne adanmış bir yardım konseri 21 Ekim'de Ahalska'daki dramatik tiyatroda gerçekleşti. Konserde halkın yanı sıra Gürcistan Ermeni dini lideri Vazgen Episkopos Mirzahanyan, Ahalska Belediye Başkanı Zaza Melikidze ile Gürcistan Parlamento üyesi Georgi Kopadze hazır bulundular. Konserde Ahalska adlı halk topluluğu, şehrin Ermeni okulu öğrencileri, Zıhal dans topluluğu ile Rus okulu öğrencileri kendi gösterilerini sundu. Konser programının bitiminden sonra Gürcistan Ermeni dini lideri Vazgen Episkopos Mirzahanyan ile Ahaska dini müfettişi Hagop Apega Saakyan birer konuşmada bulundu. Apega Saakyan'ın sözlerine göre konserden elde edilen gelir Ahalskadaki Surp Grigor Lusavoriş Kilisesi'nin restorasyonuna harcanacak. Konser programı Ahalskada Dini Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmişti. Pamuk tarlasında kurdukları barakalarda kalan ve 15 saat çalışıp 45 lira kazanan işçi aileler geçen yıla oranla gelen zamlara karşı geçinemediklerini ifade etti. Urfa'da pamuk azadının başlaması ile tarlalarda kurdukları çadırlarda yaşamaya başlayan pamuk işçileri, pamuk fiyatında yaşanan düşüşün kendi ücretlerine de yansıdığını söyledi. Sabah saat 5'ten akşam 8'e kadar çalışan pamuk işçilerinin günlük kazançları 40 ile 50 lira değişiyor. Bozova ilçesi Kirik, Örecek mahallesinde pamuk işlerine aracılık eden Hüseyin Altay, 18 yıldır pamuk tarlalarında çalıştığını, 5 çocuk babası olduğunu, aynı tarlada eşiyle birlikte çalıştığı için çocuklarını da yanına almak zorunda kaldığını söyledi. Eylül ve Ekim aylarında tarlalarda pamuk topladıklarını, bu nedenle okul çağında olan çocuklarının okula gecikmeli gittiklerini ve eğitimden geri kaldıklarını ifade eden Altay, 12. aya kadar buralardayız. Okullar açılmış oluyor. Siverek'e dönünce de çocuklarım devamsızlıktan sınıfta kalmış oluyor devletin bu yıl pamuk fiyatını 4 lira 80 kuruş olarak belirlediğini ancak daha sonra bunu 3 lira 80 kuruşa düşürdüğünü hatırlatan Altay ilk geldiğimizde pamuğun piyasası 4 lira 80 kuruştu. Ekonomik kriz her geçen gün kendisini hissettiriyor. Geçen yıl oranla enflasyon aynı şekilde çok yüksek. Yaşamak çok zorlaştı. Akşama kadar çalışıyoruz fakat bunun karşılığında çok az para kazanıyoruz. Bu kadar emeğin karşılığında çocuklar 20 lira kazanıyor dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Muşo Havker adlı topluluktan halk oyunları sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.